Ses her tarafa gidiyordunuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İlk başta söyleyeyim. Böyle pek kaliteli bir şey beklemeyin. Yani öyle çok güleceğiz, öleceğiz gülmekten filan. İlk başta onu söyleyeyim, anlaşalım. Ama garanti güleceksiniz yani. Garanti veriyorum, güleceksiniz çünkü dediğim gibi burada olması muhtemel iki olay var. Birincisi ya ben çok güzel espriler yapacağım. Ya çok güzel şeyler anlatacağım. Siz esprilere güleceksiniz. Bakın bu ihtimalle gülüyorsunuz. İkincisi ya ben çok saçmalayacağım yani. Çok saçma şeyler söyleyeceğim. Siz de bana güleceksiniz. Yani iki ihtimalle de güleceksiniz. Onun için dert etmek bir şey yok yani. Bir reklam anlatarak konuya gireyim. Geçenlerde televizyonda izliyorum. Şöyle bir reklam var. Çoğunuz izlemişsinizdir zaten. Reklam şöyle var. Çocuk giriyor işte içeri. Çok çalışman lazım anne, çok. Yani böyle giriyor. Bu bir deterjan reklamı. Çoğunuz izlemişsinizdir bunu. Konu şey işte. Öğretmeni hep çocuğu kaldırıyormuş. Kaldırış sebebi de üstü beyaz olduğundan dolayı. Şimdi tabii böyle bir şey geliyor işte. Ya böyle bir öğrenci var mı yani üstü beyaz olduğu için tahtaya kalkan? Ya da böyle bir öğretmen var mı? Düşünsene bak. Günaydın arkadaşlar. Bugünkü dersimiz elementlerin ayrıştırılması. Ahmet. Evladım gene benim gibi beyaz ya. Kalk tahtaya kalk. Ya kaç kere söyledim evladım, siz beni delirteceksiniz mi ya? Benden beyaz gömlek istemiyorum ya. Kalk ya. Yap şu deneyi, yap şu deneyi. Üstün kirlensin, gör bakalım. Ya böyle bir öğretmen yok yani. Ama ilginç. Size geçen sene sağlık dersinde başımızdan geçen bir olay verdim. Sağlık dersindeyiz. Konu kızlarda ergenlik döneminde görülen değişiklikler işte. Zaten konu zaten komik de. Ben bir ayrıntıyı anlatacağım. İşte arkadan birisi okuyor işte, arkadan bir arkadaş. İşte kızlarda ergenlik döneminde görülen değişikliklerin başında gözlerin çıkması yer alır. Bunun üzerine ergen o dönemde kambur yürümeye başlar. İşte bu dönem birkaç ay süren filan tam o esnada tak 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 kapı çaldı. Bir kız arkadaş giriş aynen şöyle. Hocam bir duyuru yapabilir miyim? Kompleks yapmıyorsun. Onlarla mutlusun ama bu kadar belli etmeyeceksin yani. Ama genelde kızlarda var yani. Hani çok bir birlik falan vardır ya. Genelde kızlarda olur yani. İşte her şey tam olsun işte. Hiçbir şey eksik olmasın falan. Mesela böyle bir erkekle buluşacak. Mesela 4 saat yüzünden başlar mesela. Aynanın karşısında mesela böyle işte. 4 saat sürer yani. Gerçekten ben biliyorum yani akrabalarımla falan. Biz erkeklerde pek öyle değil yani. Erkeklerde mesela hazırlık şu kadar. Tamam bak. Diyelim ki hazırlanacaksın. Aynanın karşısında bütün olay şu an. Hazırım. Yani hemen biliyorsun. Yani bu da olmadı yani. Bu kadar da vaktin yok. Bir arkadaşını ayna olarak kullanıyorsun. Tamam mı? Olay şu var. Ahmet bir şey var mı? Yok değil mi? Bomba gibisin falan böyle. Yani böyle hazırlanma şeyi falan yok yani. Uzun süren bir şey değil. Okulla ilgili birkaç espri yaptığında onunla ilgili birkaç espri yapalım. Mesela not hesabı diye bir şey var. Mesela hani böyle ilk iki sınav olur. Hani son sınav kalır ya. Hani insanlar böyle işte Türkçe, matematik, fizik, kimya, tarih filan yazarlar böyle işte. İlk iki sınav olmuştur, son sınav kalmıştır. Not hesabı yapılır mesela, paraleline gelecek merak edilir. Hesap hep şöyle yapılır bak. Matematikten ilk sınavdan 25 aldım. İkinci sınavdan 35 aldım. Son sınavdan 90 alsam... Farkına hiç gelir. Yani 25-35'ten hiç getirenler çok yani ben biliyorum yani. Hatta hoca sözünü unutup 100 verir, 4 bile getirenler var. Ben şaşırdım yani bunlara. Size bir yeğenimin başına geçen bir olay anlatayım. İlkokul 1'e giden yeğenim işte böyle eve gelmiş böyle, ilk sınavdan olsa hani velinize imzalatın falan derler ya. İşte gelmiş, işte hala demiş, anne demiş, imzalasan demiş. Halam almış böyle işte sınav kağıdını. Bakmış, not 2 tamam mı? İşte ya demiş, evladım demiş yani 5 alsaydın daha iyi olmaz mıydı falan. Yeğenin cevap aynen şöyle. Anne daha 5 lira geçmedik. Yani 5 lira geçmiyor, ilginç. Size eskiden benim ilkokul yıllarından hatırladığım bir şeyi anlatayım. İlkokul yıllarında şimdi biz böyle İslam Marşı'nı beklerdik böyle. İslam Marşı okundu okunacak filan. O esnada şeyler olur böyle. Geç kalanlar filan olur. Mesela 200 metre, 150 metre ileride. Adam mesela İslam Marşı'na geç kaldığı için koşuyor tamam mı? Tam o esnada İslam Marşı'na başlar, herkes yok. Hani çantayı sallamıyorum falan böyle, öyle bir eda ile. İlginçtir tabii. Bir de şeyler var. Hiç dikkatinizi çektim bilmiyorum. Bir dakika. Branşa göre konuşma diye bir şey var biliyor musunuz öğretmenlerde? Yani branşa göre konuşma değişiyor. Mesela analitik geometri, tam bak böyle.
Evladım seninle hiçbir doğru üzerinde, yani hiçbir noktada anlaşamıyoruz. Yani seninle doğrudan kesişiyoruz. Çok acayip yani. Ya da diyelim ki birisini aşağılayacak mesela, bak böyle aynı örgü, anneannin görme tepini. Hadi be sen de doğru parçasın diyor. Direkt böyle aşağılıyor. Ya da mesela din öğretmeni, tamam mı? Diyelim ki sınavda kopya çekiyorsunuz, tamam mı? Din öğretmeni bak. Evladım bak, çekiyoruz ama günah var. Var ya. Günah böyle. İlginç şeyler var. Size komik olan bir alet göstereyim. Normalde fotoğraf makinesi pek komik değildir ama bunu çok komik hale getirenler var. Mesela şöyle çekenler var, sürekli çekiyorum diyenler var. Çekiyorum, bir dakika, çekiyorum. Hep geri gider, tamam. Çekiyorum, bir dakika, çekiyorum, bir dakika ya. Beğenmezler ona bak. Çekiyorum, bir dakika, arkadaki ağaç da çıksın, bir dakika. Çekiyorum, ya, çek. Yani uzatılacak bir şey değil yani. Toplanırsın, çekersin mesela. Mesela daha komik hareketler, mesela şöyle diyen insanlar var. Peynir değil. Ya niye peynir? Yani elin adamı hadi çiz diyordu, daha geriliyor filan da. Niye peynir ben? Niye peynir olduğunu düşündüm. Neden peynir biliyor musun? Bak mesela şimdi çiz böyle bekliyorsun, tamam mı? Hani çizi biliyorsun ya. Oradan ilişki kuruyorsun mesela böyle. Adam oradan peynir diyor, sen aa yapıran diyorsun. O esnada yakalıyor mesela. Ben çok sinirliyim şey. Eskiden mesela şey olur. Fotoğrafı kimin çekeceği filan böyle tartışılır hani. Hani kim çekecek? Çünkü önemli bir yerdeyse hani çeken çıkmayacağı için şey olurdu. Nasıl diyeyim hani iki kere fotoğraf çekilir filan. Daha sonra mühendisler şöyle bir şey geliştirmişler. Duyabiliyor musunuz? Çekimi patlayacak. Bu espriyi ben yapacaktım. Arkadaşlar böyle ikinciyi izlemeyin. Böyle bir şey var. Ve bu genelde şey oluyor. Nasıl diyeyim? Bunu ilk yaptıklarında yani mühendisler zamanını pek ayarlayamamışlar. Bunu sürekli kısa, tamam mı? Sürekli kısa olunca şöyle görüntüler oluyor bak. Bak basıyorum, bak ben böyle yap oraya geçeceğim, tamam mı? Hep havada çıkıyor böyle. Bir türlü olmuyor yani. Bir de fotoğraf makineci, fotocular vardır ya, onlardan pek sevmem, tamam mı? Mesela fotocudur, gidersiniz falan böyle sürekli sağa çevir, sola çevir falan böyle derler, tamam mı? Mesela gidersin, sağa çevir, 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 çevir. Abi çek kendini, çevir, çevir, çevir. Böyle sürekli uğraşırsın falan, ara sıra gelin böyle kafanla oynar. Biz bozma falan böyle. Mesela diyelim ki sinirli bir adam, ne olacak şimdi? Gitti fotoğraf makinesine bak, olay şu bak. Sağa çevir abi, çevirmiyorum, çek ya. Bir saatten beri çevir, çek kardeşim parasını ben vermiyorum, çek böyle çek. Adam sonra böyle çıkıyor yani, sinirli çıkanlar hep böyle çıkıyor bak, gerçek söylüyorum. Ben size bu yaz yaptığım meslekten bir şey anlatayım. Ben bu yazın Robert Koç'ta masa tenisi öğretmenliği yaptım. İlk gün gittim işte oraya. Göstereyim bak, yaptım. İlk gün gittim böyle, işte çocuklar falan var böyle işte, küçük çocuklar. Arkadaşlar dedim işte, işte böyle böyle bir şeyler öğreneceğiz falan. Ama ilk başta dedim hani ne zaman geleceğiniz, tarihleri falan kararlaştım dedim. İşte 89'lar, 90'lar, 91'liler falan. Şu tarihlerde gelsinler falan dedim. İşte saat, pazartesi, çarşamba günü anlattım böyle. Anladık mı arkadaşlar dedim. Anladık hocam dediler, dağıldılar. Aradan iki dakika sonra bir tanesi böyle geliyor, tamam mı? Dedim, Junior gel bakalım dedim, ne var filan dedim. Böyle geldi işte hemen. Abi dedi, ben ne zaman gelecektim dedi. Şimdi ben ne zaman gelecektim deyince bir tuhaf oldu, tamam mı? Abicim dedim, sen ne zaman doğdun dedim. Sen ne zaman doğdun dedim. Cevap aynen şöyle. Abi benim iki ay sonra doğum günüm var. İzmir'den babamlar gelecek. Babam bana bisiklet alacak. Ama ben Mehmet'i çağırmayacağım abi. Böyle bir tepki var. Çocuklar bir de çok acayip oluyor. Mesela birisine burada bir şey öğretiyorsun mesela işte. Diyorsun abi bak işte parmağın burada olacak, işte topun kontrolünü sağlayacaksın filan. Aynı anda yandan başka birisi bak. Abi ben yapıyorum değil mi? Yani yapıyorsun da. İlginç. Küçükken böyle işte olur ya insanlar hani büyüyünce ne olacağım filan dedim. Bize bir şey derdik işte doktor olacağım filan derdik. Yani ya da pilot olacağım diyenler vardı. Kızların da çoğu hemşire olurdu. İşte ben işte merak ettim öyle bunlar ne olmak istiyor filan diye sordum böyle. Cevaplar aynen şöyle bak. Spiker, atom mühendisi, uzay mühendisi filan böyle. Hepsi böyle ilginç ilginç meslekler, tamam mı? Ben şey zannettim. Hani anneleri babaları filan böyle işte bizim kızımız spiker olacak filan gibi zannettim. Sordum işte kızım birine. Abi dedim, sen dedim spiker olmak için işte yani bunun için neler yapıyorsun ya da neler biliyorsun filan bu konu hakkında dedim. Kız zaten spikermiş. Bana verdiği cevap aynen şöyle bak.
Abi ben spiker olmak için diksiyonuma özen gösteriyorum. Ayrıca kitaplar okuyorum, kaset, ben böyle dinliyorum. Çok iyi ya filan böyle. Ben dedim yani senin bir vücut ölçülerin eksik. Yani onlar da olduğunu sen spikersin dedim. İyi yani. Hiç daha önce Master X turnuvasına filan gitmiş olan var mı aramızda? Var mı? Arkadaşlar var ya, var, var filan. Master X hakemleri hiç dikkat edilir mi turnuvalarda? Orada mesela bizim pantinde oynandığı gibi oynanmıyor tabii Master X'i. Şöyle oynuyor, tamam şöyle mesela masa şurada diyelim, hakemler burada oturuyor. Hakem sürekli şöyle bak. Ara sıra mesela şey oluyor, tamam mı? Çok hızlı mesela futbolda oynayanlar bilir, topun nereye gittiğini göremezsin mesela şöyle böyle. Böyle. Onlarda da böyle oluyor, tamam mesela hakem böyle şimdi. Lan yavaş oynayın ya, nerede? Ya böyle oluyor, böyle çok ilginç. Spor ama. Buraya gelirken ilginç diyorum değil mi bak? İlginç. Gene dedim. Sporda mesela şey vardır. Yani spor genelde güzeldir de. Mesela futbolda filan azıcık şiddet vardır ya. Mesela bizim eski mahallede hep şeyler olurdu. Dostluk maçları olurdu. Her dostluk maçına giderdik biz. Her dostluk maçında da kavga çıkardık, tamam mı? O kadar böyle dostluk maçı yani. İşte bir dostluk maçına gittik böyle. Ama dostluk maçı değil yani sağlıkçısı, hakem filan her şey var. İşte sağlıkçıyı ben anlatacağım size. Ben sakatlandım bir ara böyle. Böyle tutuyorum böyle ayağımı filan. Bir baktım sağlıkçı geliyor. Sağlıkçı da öyle bir şey ki elinde bidonla böyle. Böyle duruyor. Güneşin altında adam böyle bezmiş artık hani. Biri sakatlansa da ben de bir şey yapsam filan. Böyle koştu koştu filan geldi böyle. Bidonu koydu. Ben abi işte ayak filan dedim. Açtı bidonun kapağını. Dökmeye başladı. Su. Bildiğimiz su yani haşikiyor. Baktım filan böyle. Abi dedim bu su dedim. Evet su dedi. Abi dedim bu şifalı su filan mı dedim yani? Gerçek mi? Yok dedi bu okunmuş su dedi filan adam. İlginç yani. Spor. Ben buraya sporda şey vardı mesela. Terlersin. Terleme sorun diye bir şey var yani. Genelde herkeste vardır bu. Ama bende farklı bölgelerde olur. Yani arka bölgelerde daha yanlış. Terleme diye bir şey var ve bu gerçekten sorun halinde. Ben bunu sadece kendimde var zannediyordum ama herkeste varmış yani. Bir gün işte 8 kişi böyle top oynadık arkadaşlarla terledik filan. Böyle betona oturduk. Bir 10-15 dakika geçti. Kalktık. Bir baktım 8 tane yuvarlak. Hatta kalp. O kadar yani herkes. Bu sorun herkeste var yani. Bakın ilginç. Hiç dikkatinizi çektiğim şey vardı. Randevulu kavgalar vardı mesela. Yani adam mesela böyle gelip tamam. Saat 5'te parkta bekle. Bittin oğlum sen, bittin. Böyle randevu verir tamam mı? Saat 5'te parkta bekle diye. Halbuki adam karşısına mesela. Yani çok ilginçti mesela. Düşünsene. Saat 3 falan. Saat 5 olsun. Çok kötü yapacağım oğlum. Çok kötü falan. Yani saat 5'te diyorsan yani git yani. Mesela düşünsene şöyle şey. Oğlum hadi sayıcılara gidiyorsun. Yok anne sildim benim kavgam var. Böyle bir şey olmaz yani. Bir de karşıdaki de tasdikliyor. Tamam mı adamı söyledim. Mesela şey diyor. Saat 5'te parkta tamam mı? Yok ya 6 olsun. Ben işim var ya. Çok ilginç yani bu. Hep ilginç şeyleri topladığım için herhalde ondan olmuştur. Hani bir de böyle kavgaya adam götürdüler ya. Hani işte dövdü beni filan. Adam gelir filan böyle. İşte bizim yeğeni dövdüler benden bir yaş küçük. O da beni götürdü işte. Yani beni yani. Ama tabii ben böyle karizmatik girdim sınıfa böyle. Dedim hangisi yaptı abicim dedim. Ama öyle bir söylüyorum ki hani hep sizi döverim filan der gibi böyle. Şu yaptı abi dedi. Bir baktım arkada birisi oturmuş. Ben oturmuş zannedip o oturmuş o katlanmış. Açıldı sonra çocuk böyle. Benden iki kapı uzun tamam mı? Ben bunu yaptı abi dedim. Niye dövemezsin dedi tamam mı? Niye dövemezsin deyince tabii insan şey oluyor. Böyle gaza geliyor tamam ne demek dövmem filan. Gittim işte sen mi yaptın lan dedim. Adam hiç sallamıyor tamam evet ben yaptım filan dedi böyle. Ama adamın burası yarık böyle tamam mı böyle. Hani kimse sallamıyor adam böyle duruyor filan. Sakın bir daha yapma tamam mı dedim. Arkadan ses. Yaparsam ne olur? Ben gittim şimdi yakadan tuttum böyle. Bak dedim. Yalnız yaka burada. Bak dedim senin dedim çok kötü yaparım dedim. Kısa olduğuna bakma dedim ben dedim çok iş var dedim var ya. Seni yamuk yumuk yaparım dedim. Oradan sonrasını hatırlamıyorum. Direkt kapatmış bana. Ben böyle yerdim falan. En son şey hatırlıyorum. Sağ olsunlar öğretmenden ayırmaya çalışıyorlar böyle. Ya Metin yavrum yapma. Metin vurma yavrum. Çocuğun ismi Metin tamam mı? Metin yavrum. Ya bak her taraf kim temizleyecek şimdi buraları? Her taraf kan oldu ya.
Böyle ben artık Allah Allah filan diyorum böyle. Kavga da mesela sopa yedi, yani önemli değil yani yenmek, yenilmek filan. Orada önemli olan birkaç karizmatik söz var. Bunu söyleyeceksin. Mesela ki sopa yedin, tamam mı? Sopa yedin ama karizmayı dağıtacaksın. Mesela kalkıyorsun böyle. İlk söylemen gereken cümle şu, tamam bak. Kalktın mesela. Nerede o? Bunu söylemezsen karizma daldı yani. Hiç şansın yok mesela. Ya da mesela şey olur. Ya pardon, ben de kalktım böyle. İşte nerede o dedim. Ya dediler niye varıyorum, görmüyorum falan dediler. Ben de tamam oradan gideyim falan. Nerede o? Önemli bir kelimedir. Ya da mesela ona benzer kelimeler vardı. Mesela kızlar şey yapar işte. Aa, dudağın şey olmuş, kanıyor falan. Bana bir şey olmaz. Taş. Böyle püf noktalı cümleler vardır yani. Çok ilginç. Başka ne ona çıktım ben ya? Bir de mesela şeyler vardır. Kavga ederken konuşanlar vardır. Mesela adam böyle küçük bir trafik kazası olmuş işte mesela. Fark kırılmış işte, tampon ağzı çatlamış filan. Adam böyle hem kavga ediyor hem konuşuyor. Tamam. Sen dönerken sinyal vermedin. Ya böyle, abi ya konuş, dövüşme ya da dövüş konuşma değil mi? İlginç. Bir de şey vardır. Buna bağlı olarak mesela toplumda bazı diziler meydana geliyor. Tamam mesela şiddete yönelik mesela. Mesela Deli Gök diye bir dizi var. Onu bileniniz vardır. Kenan İmirzalıoğlu oluyor değil mi? Kenan İmirzalıoğlu olan çok karizmatik, tamam mı? Yani hiç böyle düz bakmıyor yani, hep yan bakıyor. Bir de adam mesela hep en son cümleleri söylüyor. Yani hiç böyle ortada filan geliyor, kurmuyor. En son lafı o sokuyor. Bir de ondan sonra müzik geliyor. Ay darino. Adam böyle geliyor mesela. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aydarina. Böyle devam ediyor. Ama bunu zamanla abartmışlar yani. Böyle adam ne derse desin, her lafından sonra bu cümle, yani müzik giriyor mesela böyle işte geliyor. Bize iki çay yap. Aydarina. Olmaz ki yani. Her lafından sonra olmaz. Mesela filmde bazı saçma sahneler de var. Mesela bir oğul geliyor böyle. Silah işte tutuyor. Adamın ağzına sokuyor silah. Cümle şu. Konuş. Var ya, konuşamazsın. Ondan sonra şey diyor, sus konuşma. Adam ölür falan böyle. İlginç. Bir de orada mesela şey var. Sadece çekmiştir. Kuşçu diye bir karakter var. Adam hep bilge bilge laflar söylüyor. Yani ne dersen ha? Senin benim gibi konuşma işte merhaba nasılsın işte. Öyle yok. Hep bilge bilge laflar söylüyor. Mesela geliyor böyle işte. Evet bir oğlum. Aşk yarım bir kuşun kanında sınır sanki falan. Böyle ilginç ilginç cümleler söylüyor. Ama bu adamı da abartmışlar. Mesela geliyorsun böyle, abi bize iki çay yap. Hayat çay gibi. Ya ne alakası var abi, çay istedik ya filan diyorsun. Adam devam ediyor işte. Hayat çay gibi dedik ya filan diyor lan böyle. İlginç. Aramızda batıl inancı olan var mı? Batıl inanç. Hiç yok mu? Nedir batıl inancınız? Kara kedi. Tamam. Bir iki örnek vereyim sonra kara kedi de bir tane buluruz artık. Mesela şöyle iki teyzeler vardır işte dikkatini çekiyorum. Hadi yavrum iyi yolculuklar arasında kalın. Teyze biz gidince döküyoruz tamam mı? Ya sen her gelişte bizi satıyorsun ki ya olmaz böyle. Ailesi yeter artık ya falan böyle. Böyle ilginç şeyler vardır. Kara kedide mesela şey vardı bak şimdi aklıma geldi. Aa Mahmut kedi alalım mı? Çok zeki. Olmaz. Ya niye? Ya gördün mü ya? Bak siyah işte ya. Böyle bir şey var. Siyah gibi. Mesela saçını tutanlar var. İlginç. İddialıkla ilgili mesela şey vardır. Azeybur diye bir hastalık vardır biliyor musunuz? Benim babaannemde var. Size anlatayım oradan bir örnek. Bir telefon konuşmasını ben size anlatayım. Mesela nenemi ararım tamam mı? Alo nene. He bak biz altı parmaktayız arkadaşlar. Tamam mı? Bak ben Nedim tamam mı? Oğlum Nedim evde yok. Sen biraz sonra tekrar ara tamam mı oğlum? Nene ben Nedim bak. Dız 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 elmon kesiyorum. Bir daha arıyorum işte. Alo nene bak ben Nedim. Yani Nedim var ya torun ya. Biz arkadaş sesyonunda herhalde biraz sonra geliriz. Oğlum bak biraz önce bir arkadaşın aradı. Sakın geç kalma ya oğlum. Ne kadar da gelirsiniz evladım? Bir dakika hani. 15'in dakikada varız değil mi? Tamam. 15'in dız dız dız. Buradaki espri çok ince. Bak şimdi geri dönüyorum. Oğlum ne kadar da gelirsiniz? Bir dakika nene. Burada olay kopuyor zaten. Çok iyi. İhtiyarlık mesela şeydir. Genelde
yanlış bir şey var. Böyle yaşlı dedeler falan vardır mesela. Ben işte bir gün dergi okumayı seven bir isimden böyle bilimsel dergileri. İşte bir gün reklamdan izledim işte şu şu dergisi işte, ayın çıktı falan böyle. Dershaneye giderken bir bakkala girdim böyle. İşte dedim amca dedim, ihtiyar bir amca var böyle içeride. Amca normalde ölmüş ama hala bakkallık yapıyor falan böyle peynir kesiyor böyle. Amca dedim işte dergi satıyor musunuz dedim. Amcanın tepkisi yok. Dergi mergi satmıyoruz çık git dışarı yeter sabahtan beri kaç oldu falan. Ben ilk başta şaşırdım tabii dergi satmıyorsun deyince böyle bir tepki. Abi dedim ben dedim yani normal bir dergi alacaktım. Adam böyle elinde bıçak bir de sallıyor böyle. Ya dergi dergi yok çık git Allah'ın münafığı seni falan. Ben sonradan niyetini anladım niye dergi istiyorsun diye kızıyor diye. Sonradan dedim amca dedim bilimsel dergi dedim. Ya o zaman farklı dedi adam. Her neyse. İyi söyledin değil mi? Ona göre. Mesela bu yaşlarda şey vardır. İşte dikkatini çektim. İnsanlarda deli dolu olma özentisi vardır. Hani böyle deliyim ben falan böyle. Ve onlar hep dolaşırlar kan böyle. Deliyim lan ben. Deli. Her şeyi yaparım böyle. 20 yaşlarda, 15 ile 20 arasında hep vardır o mesela. Bir de onlara saygı vardır. Tamam mı mesela? Bak bırak deli o ya. Deli. Bırak. İlişime bırak. Ne yaparsa yapsın. Deli. Her şeyi yapar falan. Böyle ilginç şeyler vardır. Ama deli dolu vardır ya mesela, deli dolu kavramı vardır. O mesela ilginçtir, tamam mı? Adam mesela böyle delilikle sivri zekalı böyle harmanlayıp böyle ikisini birden sunanlar var. Mesela adam böyle geliyor, deliyim lan ben, her şeyi yapıyorum. Deliyim ama doluyum da, deli doluyum ben filan. İlginç. Oraya gelmeden söyledim, artık bak ilerletiyor bir şey. Ama deli dolu olup da mesela hem deli hem dolu olan insanlar varsa bence bilim adamlarıdır. Yani tek kelimeyle bilim adamları. Mesela Arşimet var biliyor musunuz? Bilirsiniz, suyun kaldırma kuvvetini bulan adam. Adam deli bak. Hamamda adam mesela, adam gibi yıkansa tasla, çanakla falan oynayacağına, suyun kaldırma kuvvetini bulamayacak. Adam mesela bu kadar ilginç mesela, hamamda tasla oynuyor bak. Lan acaba kaldırırım ya. O kadar ilginç mesela, zaten bulunca direkt çıkmış yani hamamdan. Bir tek tasla. Böyle çıkmış. En sonra tası da atmış zaten. İlginç yani. Bir de ondan sonra devlet başkanının yanına gitmiş, o şekilde. Düşünsene o. Padişahım, suyun kaldırma kuvvetini buldum. Adam size söyledi yani. Mesela şey var. 1800'lü yıllarda 3 tane adam, bilim adamı atmosferi geçmek istemişler. Adamlar deli ya. Adamların balonu varmış, zevkli. Ya demişler, niye atmosferi geçmiyorsun? Hadi geçelim falan demişler. 3 tanesi varmış, 2 tanesi ölmüş yani. Çünkü bir yüksekliği geçtikten sonra şey gerekiyor yani oksijen miktarı falan tüp gerekiyor. 3500 metreden sonra tüpleri yetmiyormuş ama bile bile çıkmışlar yani 8000 metreye çıkacaklar. Ben oradaki ortamı merak ediyorum yani acaba nasıl olmuştu falan yani bile bile çıkıyor çünkü ölüme. Herhalde şöyle bir şey olmuş hocam. Kaptan hesapladık abi 3500 metreden sonra oksijenimiz yetmiyor. Yeter hele bir çıkalım. Yetmedi yerde ineriz aşağıya problem değil. Böyle ilginç şeyler var. Her neyse. Geçen seneki şey kitabının neydi? Sosyal fizik kitabında yok, biyoloji kitabında şey vardı. Bilim adamının vasıfları işte. Bilim adamı şöyledir, bilim adamı böyledir işte. Akıllıdır, zekidir, çeviktir filan. Bir tane madde var mesela. Bilim adamı meraklıdır. Dikkatini çekti mi? O işte o madde bana verilmişti böyle ödev için. Ben araştırdım. Gerçekten çok meraklı insanlarmış. Çünkü öyle ki mesela şeyler var. İşte adam mesela bir şey merak ediyor, araştırıyor filan, onun oğluna devrediyor. Oğlu araştırıyor, ömrü geçiyor, onun oğlunu oğluna devrediyor, o araştırıyor filan. Düşün ki torun, azıcık adam üçkağıtçı mesela var. Olay şöyle bak. Deneyleşim. Dede yaktın bizi dede ya, ne meraklı adammışsın ya. Ya dede soyumuzu kuruttun ya, ne meraklı ya. Ve o kadar meraklı insanlar var yani. Bir de mesela şey var, bir de önce soranlar var işte, hani zor olmuyor mu, şey ya, nasıl heyecanlanmıyor musun filan. Heyecanlanmaktan ziyade mesela insanlar azıcık bir püf noktası var, ben onları söylüyorum. Mesela sen gülmeyeceksin diyorum yani, insanlar gülerken sen gülmeyeceksin, şimdi püf noktası orada diyor. Hani örnek de veriyorum buna, mesela şey var, fıkra bile anlatamayanlar var mesela, adam böyle fıkran diyor bak. İşte böyle adam biri yürüyormuş tamam mı, önüne ağaç çıkmış, adam da ağaca çıkmış. Anlatamıyor fıkrayı, tamam mı? Ya anlat, biz de gülelim filan diyorsun. Adam böyle sürekli devam ediyor, tamam mı? Ağaçlar inmiş ya, çok komik filan böyle. Böyle tipler var yani. Bir iki püf nokta var. Onlar çok önemli.
Size bundan, bu stand-up'tan sonra başımdan geçen birkaç olay anlatayım. İşte bizim yan komşu var böyle. Şöyle camdan bizim ev gözüküyor, tamam mı? Benim o gün perde açık almış. Ben bir hafta sonra işte provalıyım böyle. Kendi evimde prova yapıyorum. Teyze görmüş beni ama ses gitmiyor ya. Şöyle bir şekilde görmüşler. Böyle bir şekilde görünce benim teyze gelmiş hemen böyle. Yavrum demiş yani sen hani ne yapıyorsun böyle filan, şaşırmış kadın. Ben tabii kastım işte. Dedim teyze dedim okulda stand-up var dedi. Ona çalışıyorum filan dedim böyle. Kadının tepkisi şöyle. Çok güzelmiş. Kaç kişi yapacağınız? Teyze dedim. 8 kişi yapacağız dedim. Teyze ayrıldı mesela böyle. İlginç. Güler yüzlü olmak her zaman için çok iyidir. Yani güler yüzlü olacaksın, esprili filan olacaksın değil mi? Öyle derler ya. Mesela şey var. Beşiktaş'ın eski kalesi var. Tanırsınız Çorumlu. Adam hep gülüyor mesela. Altı bu ne böyle. Mesela ben en son şey hatırlıyorum. Barcelona maçını hatırlıyorum. 5 gol yedi. 4. golden sonra ifade aynı şey bak. Abdullah tutamadı. Yani adam sonra en iyi penaltı bekliyor böyle bak. Topu böyle oldu ya. Sen kalecisin azıcık. Farklı bir şeyler bu yani. İlginç. Gene geçti değil mi? Mesela şeyler var. Sevmeyenler var. Mesela adam normalde sevmiyor tamam mı? Böyle geliyor mesela öğrenmiş stand-up olacağını böyle geliyor. Dedim aga stand-up varmış doğru mu? Yok aga yanlış ya seni kandırmışlar ya. Ha ben de korktum ya. Böyle şeyler var. Mesela başka şey var. Geçen de işte kantinde oturuyoruz. Bir kız arkadaş öğrenmişti herhalde nereden öğrendiyse. Stand-up olacağını şöyle diyor tamam mı? Nedim stand-up varmış. Ya boş ver şimdi başka şeyler konuşalım. Ha olsun ben bugünlerden birisiyle çıkmayı düşünüyor musun? Yok ben kız arkadaşımdan yeni ayrıldığım için şey yapacağım. Özür dileyeceğim belki onunla buluşursun. Dedim sen salaksın biliyor musun? Sen etrafındaki güzellikleri görmüyorsun. Eskiden mesela okullarda dayak falan vardı derler ya. Bizim bir arkadaş anlattı. Bunun öğretmenlerinin sopası varmış. Adam yani çok ilginç bir adam. Sopasının ismi varmış yani. Sopaya isim vermiş adam. Sopanın ismi İsmet. Öğrenciler böyle ama çok korkmuşlar artık böyle. Yani böyle artık tepkiler gelmişler. Ama koç İsmet geliyor. Öğretmen bir de çocuklarla dalga geçiyormuş yani. Düşünün mesela öğrenci böyle kalkıyor. Hocam ben akşam çalışamayacağım. Yarın hocam iki konuya birden çalışsam yavrum benim için olsa problem değil ama İsmet kızıyor. Böyle bir şey var. İlginç soru yani. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş sonuna geldik. Ben buradan Semra Hoca'ya çok çok teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler hocam.